500 yıl önce Anadolu'da Kürt yoktu. 500 yıl önce Anadolu'da Kürt yoktu. 500 years ago, there were no Kurds in Anatolia. 500 years ago, there were no Kurds in Anatolia. Il y a 500 ans, noktalarken bir hususu daha altına çizeyim. Kürt'ün alevisi olmaz. Kürt'ün alevisi olmaz. Kürt'ün alevisi olmaz. Olmaz, 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 olmaz. Alevilik Orta Asya'dan gelen Türk inancıdır. Türk inancıdır. Bütün tarihçilerin ortak kanaatine göre Ermeni dönmesidir, Ermeni dönmesidir, Ermeni dönmesidir. Malum 1. Dünya Savaşı'nda tehcire, göçe zorlanan Ermenilere iki seçenek sunulmuştu. Biri Müslüman olmaları, diğeri göç etmeleri. Anadolu'da kalmak isteyen Ermeniler Müslüman oldular ya da öyle göründüler ki o kesin namaz ve orucun olmadığı Aleviliği tercih etti. Özetle herkes kendisinde verilen görevi yerine getiriyor. Son vermeden, son verme. Türkiye'nin Türk olmak çok 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 zor. Tezgah bu. Tezgahdan iyi bilir. Ya biz Özgür Suriye ordusunu Ey Amerika seninle beraber kurduk ya. Seninle beraber kurduk ya. Seninle beraber kurduk ya. Çoğunluğu Arap'tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. ...38'e kadar Fransız işgalindeydi. Sınırın dışında mı kalsın, içinde mi kalsın tartışmalar falan filan bilmem ne. Ezan yasağı 32'de geldi. 1932'de. Ve Fransızlar ezanı Hatay'daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalinde olan Hatay'da, merkezinde ve köylerinde ezan Allahu Ekber diye okundu. 1938'e kadar. 1938'de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan icraat iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız kafirinin yapmadığı zulmü... Thank you.
asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz. 1923'te Adana'ya ziyaret yapar. Bu sefer Antakya'dan bazı kızlar gelir, genç kızlar, ellerinde pankart vardır. Paşa bizi kurtar derler Antakyalılar. Adana'ya gelirler böyle karşılarlar. O da der ki merak etmeyin der, 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz. Ne zaman der bunu? 1923'te. Şu anda Hatay'da köprü başında Atatürk'ün heykelinin altındaki yazı budur. 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz. Şimdi Hatay, oradan Hatay ismini verir. Aynı zamanda Hatay nedir? Sınırdaki ay anlamı. Sınırdaki ay anlamı. Hatı ay. Evet. Hatı ay. Hatı ay. Son vermeden, son vermeden, son vermeden. Emperyalizm bu ülkede bir stratejik göç mühendisliğiyle büyük Kürdistan kurmak için nüfus dengelerini değiştiriyor ve Türkiye'yi bir felakete sürüklüyor. İki. Neden bütün vatan hainleri gayri Türk? Neden bütün vatan hainleri gayri Türk? Serbide kalanlar var. Sev özlemi çekenler var. Leyla ile Mecnun gibi sevda aşık olanlar var. Bu tabii bir utancın, bir işbirliği, gönüllü sömürgeliği, emperyalizme uşaklığın özlemi, yarıda kalan bir heves. Bozun için Türkiye'nin tapu senedidir denir. O halde taşınmazla ilgili bir şey. Tapu senedi nedir? Bir taşınmazın mülkiyetinin kime ait olduğunun kesin belgesidir. İhtilaflı idi Türkiye'nin, Anadolu'nun ve Trakya'nın kime ait olduğu, kimin mülkiyetinde olduğu, bunu çözen bir tapu belgesidir. Siyasal anlamda tapu belgesidir. Hasta adam diyorlar Osmanlı İmparatorluğu'na. Fişini çekelim, mirasını paylaşalım diyorlar. Bu miras bizim, Anadolu'muz, Trakya'mız, Rumeli'miz. O zaman Osmanlı'nın siyasi sınırları içinde olan Basra, Musul, Kerkük, Bağdat ve Arap coğrafyası. Buralar o zaman Osmanlı'nın siyasi sınırları içinde. Osmanlı'nın emirini sıkalım, öldürelim, işini çekelim Türklerin. E buraları paylaşmakla kalmayalım, petrol coğrafyası oraları Anadolu'yu da paylaşalım. Hesap bu. Birinci Dünya Savaşı bu bizim mirasımız, bizim zengin coğrafyamız yüzünden çıktı. Biz Bozan'da hem ekonomik bağımsızlığımızı kazandık, hem siyasi bağımsızlığımızı kazandık, hem kibirli emperyalistlere bir ders verdik. Türkiye'de belli siyasi partilerin genel başkanları, devlette çok önemli noktalarda görev yapan kimi siyasi liderler zaman zaman Kadir Mısıroğlu'nun şırıngasıyla, Necip Fazıl Kısaköy'ün şırıngasıyla, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarının şırıngasıyla Lozan bir İngiliz oyunuydu, Lozan'da kaybetti, koskoca koca bir imparatorluğu masada verdik diyor. Neredeydi o imparatorluk kardeşim? Senin padişahın esirdi, senin padişahın İngilizlerin himayesinde taştı memleketten. Onların zırhlısıyla kaçtı. Lozan'da zaten imzalamıştı, memleketin tapusunu vermişti. Vahdettin'in verdiği tapuyu geri aldı. Son olarak şunu söyleyeyim. Yeniden sevgisi özneli içinde olanlar, özellikle siyasi Kürtçüler, siyasal Kürtçüler, Dörücüler, Erbil'de, Kürdistan Barzani bölgesinde ve Diyarbakır'da düzenledikleri muhtelif toplantılarda bu sene düğmeye basılmış mı, yeterden talimat almış mı, Sarı çok iyi. Lozan bizi mahrum etti özgürlükten, bağımsızlıktan, bağımsız bir devletten, bir Kürdistan'dan diye sistematik bir kampanya düzenlediler. Yeşil Sol Parti, HDP, BDP, bütün şeriatçı siyasal Kürtçülükten, güya farklı siyasal Kürtçülüğe kadar geniş bir elpazenin bir sınav kampanyası. Soklayana değil, söyletene bak. Şunu söyleyelim, onlara da diğerlerine de hiç hayal görmeyin. Lozan sonsuza kadar devam edecek bir tapu senettir. Biz onu Mehmetçiğin sürgüsüyle alacağız. Biz onun için tam bölgeyiz. Gücümüz yetiyorsa o.